Ya sevgili Jesus, Brezilya'ya mı gidiyorsun? Portekiz'e mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git ama bu, bu takıma bu kötülüğü yapma. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bakın Dünya Kupası öncesi yaptığı doğru şeylerin hepsini konuştuk burada. Ama bir Dünya Kupası arası sonrası inanılmaz formsuz bir Jesus var. Ya bugün oyunun sonlarına doğru son 15-20 dakika Fenerbahçe takımında sol bek kim oynadı biliyor musunuz? Rossi oynadı. Ya bu Fenerbahçe takımına yapılmış en büyük saygısızlıktır. Şimdi siz kadro planlaması yapıyorsunuz. Hocam Alioski var aslında. Geleceğim oraya. Ferdi orada oynatıyorsunuz. Olmuyor bu tarafa atıyorsunuz. Lincoln'le oynatıyorsunuz. Sezon başı 10 numara aldınız. Oynattınız. <laughs> Aloski'yi aldı, oynuyor, oynamıyor, yüzüne bakılmıyor. Ya devre arası sen şampiyonluk hamlesi olarak 7 milyona Ostar Valde'yi alıyorsun. Samet'i alıyorsun 4-2-150'ye. Ee, bütün totalinde, evet Jesus eleştiririz. Oyuna başlangıcı, etkisi, takıma dokunuşları, oyuncu tercihleri ama hikayenin sonunda total olarak... Fatura yönetime de çıkar. Bu saatten sonra Fenerbahçe'de bazı radikal kararların alınması gerekiyor. Çünkü 5 e, yıldır yıpranan, yıpratılan bir başkan var. Ben şunu söylemek istiyorum. Devre arası 7 milyona Osterwolde, 4 milyona Samet transferlerini yaptıran kimse başkana büyük zarar veren kişiler onlar. Cenk Tosunoki.